Sevgili seyirciler, yeni bir 5'ine 1 kan programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine dolu bir programla karşınızdayız. Bu hafta 5'ine 1 kan'da dünyanın konuştuğu o görüntüleri konuşacağız. IŞİD 2 Japon rehineden sonra rehin tuttuğu Ürdünlü bir pilotu yakarak, canlı canlı yakarak öldürdü. Ürdün'ün tepkisi de sert oldu. Birazdan Ürdün'ün başkenti Amman'a bağlanacağız ve bu korkunç cinayetin ardından Ürdün'de yaşanan fırtınayı konuşacağız. Bir başka fırtına da Türkiye'nin Yüce Dağları'nda esiyor. Kar tatili denilince akla gelen en önemli merkez kuşkusuz Türkiye'de Uludağ. Gelin görün ki Uludağ'da tam bir kaos yaşanıyor. Ölümlü biten kazaların olduğu, binlerce çocuğun şu günlerde günübirlik turlarla ziyaret ettiği Uludağ'ı bir bilene, Ender Alkoçlar'a soracağız. Sizleri birazdan organik gıda sektörünün incelikleriyle de tanıştıracağım. Kürşat Başar'ın edebiyattan girip müzikten çıktığı ilginç sohbetini de ekrana getireceğim. Ve günün sürprizi, kamuoyunun kedicikler olarak tanıdığı bir televizyon ve internet fenomenine dönüşen Adnan Oktar'ın sohbetlerini gerçekleştirdiği 5 kedicik belki de ilk kez 5N1K'da kendilerini aslında kim olduklarını anlatacak. Her zaman olduğu gibi çok dolu ve renkli bir programla karşınızdayız. Şimdi hazırsanız koltuklarınıza oturun ve sıkı tutunun. 5N1K başlıyor. Sevgili seyirciler, bilmem Adnan Oktar adını aranızda duymayan var mı? Ya da duyan var mı? Adnan Oktar ilginç bir kişilik. Özellikle 90'lı yıllarda sıkça Türkiye'nin gündeminde gelen bir isimdi. Yazdığı kitaplar, kendisine inananların yaşam tarzları, yaptıkları, onlar hakkındaki iddialar, sonrasında açılan davalar, tutuklamalar, yargılamalar derken bugün bambaşka bir televizyon fenomeni olarak karşımızda duruyor Adnan Oktar. Kendisi uydudan ve internetten yayın yapan bir televizyon kanalında sohbet programları düzenliyor. Ama ne sohbet? Genelde güncel ve dini konuların konuşulduğu bu sohbetlerde en az Adnan Hoca ya da konuları kadar programın sabit dinleyicileri de oldukça ilginç giyim tarzları, soruları, yaşam biçimleri, fizikleri, dansları ve özgeçmişleriyle konuşuluyor, kendileri hakkında konuşturuyorlar. Fotoğrafları, videoları internet ortamında paylaşılıyor. Adnan Oktar onları kediciklerim olarak tanımlıyor. Şu anda bizi o sohbetlerin yapıldığı, her zaman yaptıkları stüdyoda 5 isim bekliyor. Onlara sorularım olacak ama olur ya, aranızda hiç belki de bu programı izlememiş olan izleyicilerimiz olabilir. İsterseniz onlar için bir parça olsun bu programın nasıl bir havası var hatırlatalım. Beril de beni çok 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 sever. Doğru mu? Evet, inşallah. Ah, severim etini, güzel canım. Kedi canım senin. Dünyalar güzeli Yolita ile sevgilimi yayınına devam ediyoruz inşallah. Ama o da... Çok güzel. Güzel kelimesini açıklanacak gibi evet, değil. Muhteşem, evet. Üstü muhteşem, üstü muhteşem. Ölümle tehdit etseler gene bırakma. Sonsuza kadar beraberiz inşallah. Hay maşallah. Maşallah. Hay maşallah. Birbirimizden hiç ayrılmayacağız, söz mü? We won't be separated ever. A promise? Promise. Sonsuza kadar. Forever. Sonsuza kadar. Tamam. Damlanın ihtişamı hakikaten tarif edilecek gibi evet, değil. Evet. Maşallah. Boy, boy, güzellik. Maşallah. Şuraya bak, şu Nur'a bak. Maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Sinavcı. Şişir şu fazları. Hay maşallah. Bilal. Maşallah. Aferin. Bülent, sen de şişirmek istersin herhalde ama herhalde şu an formundayız. Evet, genelde programın böyle bir havası var. İşte o programın içindeki konuklardan 5 isim. Ebru Altan, Didem Ürer, Aylin Kocaman, Damla Pamir şu anda karşımdalar. Ve konu ben bu sefer onların konu oluyorum. Hoş geldiniz 5N1K programına. İlk olarak şu anda pek çok izleyicimizden de benzer sorular geliyor. Ben sizin CV'lerinizi aldım, baktım. Pek çoğunuz üniversite okumuşsunuz, farklı dilleri biliyorsunuz. Siz kimsiniz ve ne iş yapıyorsunuz acaba? Ben sizden de duymak istiyorum. Ebru Hanım, sizden başlayalım isterseniz. Ben ithalat yapıyorum. Ticaret firmam var. Evet. Ne mezunusunuz? Ben evet. Ne mezunusunuz? Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi bölümünden mezunum.
Didem Ürer'e sorayım. Didem Hanım, siz ne mezunusunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. Aynı zamanda da Boğaziçi Üniversitesi Felsefe'de öğrenim gördüm. Benim de bir danışmanlık şirketim var. Arkadaşlarımla ortak olduğum. Burada çalışıyorum. Aylin Kocaman'a da sorayım. Bu arada Cüneyt Bey, bir de Ceylan Özbudak var. Pardon, Ceylan Özbudak'ı atlamak olmaz. Ceylan Hanım'a sorayım o zaman ilk olarak. Ceylan Hanım. Ceylan Hanım'a sorayım o zaman. Evet, tamam. Siz de ne eğitim aldınız, ne iş yapıyorsunuz? Ben İngilizce mütercim tercümanlık okuduğum İstanbul Üniversitesi'nde. Şu anda hem yazılar yazıyorum çeşitli internet sitelerinde ve gazetelerde. Hem de eşimle beraber bir işimiz var, onu yapıyorum. Evet, Damla Hanım'a da sorayım. Damla Pamir, siz ne eğitim aldınız, ne iş yapıyorsunuz? Ben de Haliç Üniversitesi'nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördüm. Şu an yurt dışından dekorasyon malzemeleri getiriyorum önemli firmalardan. Bunun dışında da kanalımızda belgesel çekimlerim oluyor. Evet. Peki sizi buluşturan nedir? Bir Adnan Oktar var şimdi. Adnan Oktar'ın televizyon programının daimi konukları mısınız? Ya da başka bir ilişkin var. Yani bir tarikat üyesi misiniz? Bu da çok konuşuluyor, tartışılıyor. Siz nasıl tanımlıyorsunuz kendinizi? Gönül birliği, sevgi birliği olarak, dostluk, kardeşlik olarak biz birbirimize çok bağlıyız, çok seviyoruz. Aslında bizi inanç buluşturdu. Evet. Tabii ki Adnan Bey'in vesile olmasıyla bu şekilde oldu. Fakat bizi aslında inanç buluşturdu. Ama siz bizi kanalda ilk gördünüz. Biz bunun öncesinde de sürekli hocamızla beraberdik. Ama ekranın karşısına çıktığımızda biz hocamızla beraber siz hocamızın talebelerini görmeye başladınız. Peki siz birbirinize benziyorsunuz. Bu arada tabii ki hocamızın da çok... Evet, birbirinize çok benziyorsunuz. Akraba mısınız, kardeş misiniz? Aslında özellikle Damla'yla ben Kur'an gerçekten mıdır? Çok benziyoruz. Evet, gerçekten. Ceylan'la bizi genelde çok benzetiyorlar. Hatta ben böyle bazen kalabalık isminde karıştırıyorum. Acaba Damla mı ben mi diye. Bir kural tabii ki yok ama çok güzel bir şey birbirimize benzemek. Çünkü gerçekten bütün arkadaşlarımız son derece güzeller. Böyle insanlara benzetilmek de herkes için gurur verici. Ama tabii ki bizim çok sayıda arkadaşımız var. Her birinin de birbirinden aslında görünümü çok farklı. Ama muhtemelen buna sebebiyet veren şey ruh birliğimiz, ahlak birliğimiz. O yüzden de genel bir ahlak bütününden kaynaklanan görünüm benzerliği oluyor. Sanırım bundan kaynaklanıyor. Peki onun dışında bir estetik bir beraberlik de var mı? Bir estetik doktorunuz var mı? Ya da birbirinize benzemek için ameliyat geçiriyor musunuz? Yok. Oluyor mu böyle şeyler? Hayır, yok yok, olsa yok. Söyleriz. Sürekli sorulan bir soru bu ama. Genelde sürekli sorulan bir soru. Aslında çok fazla kere cevap verdik bu soruya. Ama siz sordunuz, tekrar verelim. Hayır, hiçbirimizde estetik yok. Zaten hocamız bunu defalarca söyledi. Öyle bir şey olsa hastane kayıtları olur ve mutlaka bulunur. Böyle bir şey yok ama estetiğe karşı değiliz. Bu arada söyleyelim, Gülay Pınarbaş'ın da var. Fakat o da bizim yanımıza gelmeden önce, tabii, hocamızla tanışmadan önce böyle bir şey yaptırmış. Fakat estetik ameliyatlara karşı değiliz. Ama tabii ki risklidir. Yani narkozun alınması her halükarda risklidir. Biz hiçbir şekilde böyle bir şey istemeyiz, tercih etmeyiz. Ama zaten böyle bir şeye ihtiyaç da yok. Ama tabii bunu bir iltifat olarak da kabul ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir şeyi genelde sorduklarına göre gerçekten bir beğeni var demektir. Peki siz bu programda ne yapıyorsunuz? Yani bu program haftanın 5 günü mü yayınlanıyor? Siz ne kadarına katılıyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? Oradaki ortam nedir? Her gün. Her akşam katılıyor musunuz? Şimdi peki? Burada bizim asıl gösterme... Her akşam katılıyoruz tabii. Bizim ayrıca katıldığımız tek program bu değil. Biz A9'da farklı programlar da yapıyoruz. Siyasi programlarımız var. Evet. Yorumlar getiriyoruz. Ayrıca çekimlerimiz var. Fakat burada tabii bizim dünyaya vermek istediğimiz çok önemli bir mesaj var. Bizim dünyaya vermek istediğimiz İslam'ın nasıl yaşanması gerektiği, bunu mutlaka göstermemiz gerekiyor. Ve bunu göstermek için de güzel bir imkandır televizyon, sosyal medya, her türlü medya. Çünkü dünya kavruluyor şu anda, bir bağnazlık belası var. O yaygınlaştıkça yaygınlaştı ve her gün bir şey oluyor, bir olağanüstülük oluyor dünyada. Gerçek İslam'ın bilinmesi gerekiyor. Kadınların özgür olduğunun, demokrasinin tam yaşandığının, sanatın, müziğin, neşenin, dansın Müslümanlıkta olduğunun gösterilmesi gerekiyor. Kur'an Müslümanlığının. Bu da bu yollardan bir tanesi. Güzel bir, bunu anlatmanın güzel bir yolu. Tabii. Evet, siz bayağı da eğleniyorsunuz program. Yani bizim programlar gibi sadece böyle bir siyaset ya da dini konuların konuşulduğu bir program değil. Müzikler çalıyor, kalkıp oynuyorsunuz. Bayağı bir danslar ediliyor. Eğleniyorsunuz da gördüğüm kadarıyla. Evet, bizim aslında günlük hayatımız bu. Yani günlük yaşantımızı
gözler önüne sermiş oluyoruz. Sadece o an kameralar açılmış oluyor ve canlı yayın bağlantısı yapmış oluyoruz. Gerçekten gün içinde hocamızla birlikte olduğumuz vakitlerde, arkadaşlarımızla olduğumuz vakitlerde de bizim neşemiz, eğlencemiz hiç bitmiyor. Çünkü İslam'a olan sevgimizden, Allah'a olan sevgimizden kaynaklanıyor bu neşemizle. Peki, ben belki diğer izleyenler de fark ediyordur. Çok rahat bir ortam var. Evet, bayağı rahat bir ortam var. İsterseniz sizin birkaç programdan bir derleme yaptık. Bir onu belki hiç izlemeyen izleyicilerimiz için bir parça paylaşayım. Ardından devam edelim. Allah muhabbetinizi arttırsın diyeceğim. Gerçekten bayağı eğlenceli geçiyor gördüğüm kadarıyla programlar. Ben genelde internetten daha sonra paylaşılan bölümleri görüyorum. Siz bu programlarda bu şarkıları önceden belirliyor musunuz? Bir de bu Adnan Oktar Hoca niye acaba hiç kalkmıyor, oynamıyor? Hep oturduğu yerden tempo tutuyor gördüğüm kadarıyla. Bunun özel bir nedeni var mı? O da olabilir. Belki daha fazla istenmesi aslında gerekiyordur. Evet. Biz de istiyoruz gerçekten. Biz de çok istiyoruz. Ama yerinden oynarım herhalde bir şey olsun. Ama hocamız şu bir gerçek ki hocamıza dans etmek çok çok güzel yakışıyor. Evet. Çünkü çok akıllı bir insandır hocamız. Ve akıllı olduğu için de gerçekten her hareketi kendisine çok güzel yakıştırıyor. Yakışıklılığı da zaten dillere destan biliyorsunuz. Herkes bundan bahsediyor. Gözlerinin yeşili de çok çok güzeldir. Derinliği çok güzeldir. Aklı, imanlı, her şeyiyle. Biz de zaten hem onu görmekten çok zevk alıyoruz, hem onun yaptığı her hareket çok güzel olduğu için ekrana da zaten harika yansıyor maşallah. Ama sanatı ve sanatçıyı çok sever hocamız. Evet. Niye? O yüzden de çok gerçekten mesela çok bu programda şarkılar seçiyor. Her söz maşallah maşallahla başlıyor. İnşallahla devam ediyor. Neredeyse her cümleye böyle bir giriş ve devam var. Bu özellikle mi, bunu kasten mi yapıyorsunuz? Normal hayatta da böyle mi konuşuyorsunuz? Çünkü Rütük bizi sınırlama getirdi. Evet, şu an Rütük sebebiyle çok daha az söyleyebiliyoruz. Gerçi şu an Rütük'le aramız daha iyi. İnşallah ve maşallah kelimelerini daha az söylüyoruz. Fakat tabii şunu da unutmamak gerekir. İnşallah ve maşallah Allah'ın Kur'an'da bildirdiği zikirlerdir. İnşallah Allah dilerse yapacağım demek. Maşallah Allah ne güzel yaratmış demek. Bir Müslümanın, dindar bir insanın bu kelimeleri zikretmekten tabii ki çok hoşlanması gerekir. Ama tabii şu an yayınlarımızda çok daha az söylüyoruz bu kelimeleri. Kısmetse veya ne güzel diyoruz. Evet, herhangi bir güzelliğin sahibinin zaten mutlaka takdir edilmesi gerekir. Bütün etrafımızdaki güzellikleri de Allah bize yarattığına göre mutlaka her zaman takdir etmemiz övülmesi gerekir. Tabii ki. Bu güzellikleri ve şükrünü yapmamız gerekir. Şimdi mesela ben bu programda bir siz varsınız. Bir de daha önce başörtülü çeşitli konuklar vardı. Hatta çarşaflı bir konuk da mı vardı? Yanlış mı hatırlıyorum? Bir iki internette baktım, böyle konuklar da var. Siz mesela başörtüsü takmıyorsunuz. Özellikle mi takmıyorsunuz? Hani ben bunu genelde sormak hakkım veya cüretim değil ama İslam'ı farklı bir şekilde temsil ettiğinizi söylediğiniz için sorma ihtiyacını duyuyorum. Evet. Ben başörtüsü kullanmıyorum. Çünkü Kur'an'da başörtüsünün farz olarak geçmediğini görüyorum açıkça. Çünkü ayetlerde bu şekilde geçiyor. Başörtüsü farz değil. Fakat bizim hem başörtüsü takan hem çarşaf giyen arkadaşlarımız var. Kur'an'da Müslüman kadınlar için eğer riskli gördükleri bir yere gidecek olurlarsa, tehlikeli gördükleri bir yere gidecek olurlarsa Ahzab suresinde çarşaf giymeleri tavsiye ediliyor. Ben de böyle yerlere zaten gitmemeye özen gösteriyorum. Ama bizim her kesimde arkadaşımız var. Hepsine de çok yakıştırıyoruz. Dekolte olan da, çarşaf giyinen de, başörtülü olan da, hepsi başı açık olan da, hepsi tertemiz Müslüman bütün arkadaşlarımız. Peki size tepki gelmiyor mu ya da geliyor mu? Çünkü konuştuğunuz konular hani
özellikle dini konulara değiniyorsunuz. Dini bir, İslami bir perspektiften konuşuyorsunuz. Kılığınız, kıyafetiniz zaman zaman dekolteye varabilecek kıyafetleriniz eleştirilmiyor mu? Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Dinden bahsetmek için özel bir konuşma üslubuna, özel bir kıyafete gerek yok. Her insan kalbinde yaşar zaten İslam'ın, inancı kalbinde yaşar. Dolayısıyla zaten bu bir insanın doğal hayatında olan bir şey. Biz de samimi nasıl inanıyorsak, Kur'an'dan okuduğumuza göre, kıyafetimizi de az önce Didem'in de söylediği gibi bulunduğumuz ortama göre çok iyi şekilde ayarlayabilecek insanlarız. Dolayısıyla kadınlara da nasıl giyinmeleri gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiğini söyleyecek bir otorite olduğuna da inanmıyoruz biz. Çünkü erkeklerin böyle bir hakimiyeti olmuş şimdiye kadar ama bu yanlış bir anlayış. Kadınlar çok akıllı varlıklar. Hocamızın da hep söylediği gibi çok detaycı varlıklar. Detaylardaki aklı çok iyi görebilen varlıklar. Ve onlar çok iyi bilirler nasıl giyineceklerini, evet, hangi ortamda nasıl davranmaları gerektiğini, nasıl konuşmaları gerektiğini. Evet. Bu yüzden dini anlatırken de her Müslümanın görevi dini anlatmak. Dini anlatırken de kendi vicdanlarına göre. Peki erkeklerin göre, olduğu ortamlara girmiyor musunuz? Mesela kameraman çalışanlarınızın hepsinin kadın olduğunu öğrendik. Doğru mu? Şu anda kamerayı kullanan kadın bir meslektaşımız mı? Şu an doğru. Burada an sadece doğru. Bayanlar var. Ama bu bizim rahat ettiğimiz bir şey. Yani her zaman böyle olmuyor. Diğer stüdyoda zaten bildiğiniz gibi karışık bir çekim var. Hem erkekler var, beyler var, hem bayanlar var. Kameramanlar da yine karışık oluyor. Fakat onlar genellikle hep yanında rahat ettiğimiz, güvendiğimiz insanlar. Ama biz tabii ki sokağa da çıkıyoruz, bir bankaya da gidiyoruz, bir markete de gidiyoruz, alışveriş merkezlerine de gidiyoruz. Yabancı misafirlerimiz de oluyor. Aileninle çok fazla tabii resimlerimiz, videolarımız var bu beylerle. Konuk aldık tabii. Defalarca çok uzun süre konuştuğumuz, o şekilde resimlerimiz de çok fazla var, videolarımız var. Evet, tabii ki yapıyoruz fakat eğer mümkünse tabii ki kameramanların da kadın olduğu daha farklı da olabilir. O şekilde tercih ediyoruz. Peki çok şatafatlı bir hayatınız var gibi bir imaj ediniyorum ben. Mesela bakıyorum çeşitli fotoğraflarınız yayınlanıyor. Lüks böyle köşkler, villalar, en son model arabalar. Böyle bir hayat mı yaşıyorsunuz? Yani beraber mi yaşıyorsunuz siz mesela? Onu da merak ediyorum. Hep hayatınız hep beraber mi geçiyor yoksa zaman zaman buluştuğunuz fotoğrafları mı görüyoruz biz? Neresi o fotoğrafların çekildiği yer? Beraber... çeşitli yerler, evlerimiz de aynı zamanda beraber yaşamıyoruz ama vaktimizin gerçekten çok büyük bir kısmı beraber geçiyor. Çünkü aynı şeyleri yapıyoruz, benzer şeye, benzer bir idealin peşindeyiz. Doğal olarak birlikte geçiriyoruz. Fakat şunun iyi anlaşılması gerekiyor gerçekten. Dünyada bir algı var, yanlış, çok yanlış bir algı. Bunda işte Müslümanlar sürünmesi lazım, pejmurda olması lazım, çirkin olmaları lazım, fakir olmaları lazım. İşte böyle bir din ahlakı geliştirdiler. Böyle mevzu sahte hadisleri kullanarak bunu geliştirdiler. Ve korkunç bir İslam anlayışı ortaya serdiler. Sanat yok bunda, bilim yok, zevk yok, neşe yok, sevinç yok, dans yok, hiçbir şey yok. Kadınlar görünürde hiç yok. Kadınlar hiç yok. Kadınlar tamamen. Tamamen kapatılmış durumda. Böyle bir hayat şekli Kur'an'da yok. Bu gerçek İslam'da yok. Bunun gösterilmesi gerekiyor. Şimdi bize bakan bir insan dindar, aynı zamanda... rahat bir güzel bir hayat yaşayan insanlar gördüğünde, bakımlı insanlar gördüğünde bunu öğrenmek istiyor, anlamaya çalışıyor ve biz de bunun Kur'an'da olduğunu, gerçek Kur'an'da olan yaşam olduğunu onlara anlatma fırsatı buluyoruz. Dolayısıyla bu güzel bir, bunu anlatmak için güzel bir yol gerçekten. Umarız da dünyaya ulaşır bu anlayış. Evet. Peygamberimiz zengindi. Evet. Hatice Süleyman zengindi. Bir de siz şimdi mesela Adnan Oktar'la ben konuşmanıza bakıyorum. Normal bir televizyon programının konuklarından daha farklı bir itibar gösteriyorsunuz. Bir parça isterseniz onlardan da bir görüntü derledik. Onu izleyelim. Ardından siz Adnan Oktar'a aşık mısınız diye soracağım tek tek. Canım, bir tanem, göz bebeğimin sohbetine başlıyoruz inşallah. Şöyle bir bakayım. Maşallah. Bugün 100 bin kat daha müthiş bir yakışıklılık artışı olmuş. Maşallah. Çünkü damat tıraşı oldu. Çok güzel. Maşallah. Çok güzel. İnşallah. Maşallah. İnşallah. Didem hocam, buyurun. Hocam, göz güzel bir şey gerçekten. Renkli göz çok güzel bir nimet. Ama sizin gibi derin ve anlamlı göz çok çok büyük bir nimet. Maşallah. Gerçekten çok derin bakıyorsunuz. Bir kere... Evet. Hocam, karşınızda bir insanın donup kalmaması mümkün değil. Gerçekten konuşabilmesi çok zor oluyor. Maşallah. Birazdan bakarsanız bayılır.
Yani bir tek şaşıran ben değilim gördüğüm kadarıyla. Adnan Oktar da sizin bu aşırı iltifatlarınız karşısında inanamıyor gibi bir hali var. Siz aşık mısınız? Böyle bir aşk ilişkisi mi, hayranlık ilişkisi mi? Nedir bunun adı acaba? Siz nasıl tarif ediyorsunuz? Gerçekten az bile, yani çok çok Allah aşkıyla çok fazla seviyorum Adnan Bey'i, hocamızı. Gerçekten dünyada en çok sevilmeye layık insan bence. En vicdanlı, en güzel ahlaklı ve çok çok da güzel bir insan ayrıca. Göründüğünden, ekranda olduğundan evet, çok fazla güzel, çok yakışıklı. Peki kamuoyu sizi... Hocamız Allah'ın güzelliklerini çok güzel takdir edebilen bir insan. Evet, kamuoyu sizi kediciklerim diye. Onun gerçekten içimizde çok büyük bir coşku oluyor, sevgimiz o. Bayağı coşuyorsunuz görüyorum. Bir de duyamadık, Adnan Hoca da coşuyor, o da sizi kediciklerim olarak tanımlıyor. Bozuluyor musunuz kediciklerim deyince? Kamuoyu da sizleri kediciklerim olarak görüyor. Şimdi çok güzel bir iltifat. Kedi harika bir... Bozulmuyoruz, bayılıyoruz. Orada sevginin çok samimi yaşandığı bir ortam var. Bizim hocamız olan sevgimiz ekranlara ancak bu kadar yansıyabiliyor ki şu anda kanalımızda yine Rütük'ten dolayı bunu çok çok az gösterebiliyoruz. Aksine gerçekten hem buradaki arkadaşlarım, hem sizin ekranda gördüğünüz, hem de görmediğiniz yüzlerce insan o kadar coşkun bir sevgi duyuyor ki dile getirebilmekte hangi kelimeleri seçebileceğimizi şaşırıyoruz. Deminki gösterdiğiniz görüntüde az bile söylemişiz. Gerçekten gözlerini yakından gören hangi bayan olursa olsun hocamıza aşık olmamak mümkün değildir. Herkes ya de aşık ama Adnan Oktay bile şaşırıyor dediklerinize. Ya. Yani o kadar mı diye bakıyor kameradan, gözlerini övüyorsunuz. Bu kadar mı acaba, ben şaşırıyor, mi bir şey göremiyorum diye bakıyor. Hayır, kendisini çok iyi biliyor hocamız. Akıllı bir insandır çünkü. Akıllı bir insan da kendini çok iyi bilir. Evet. Son derece yakışıklı. Gözlerindeki anlam ve derinlik çok güzel. Akıllı bir insan çünkü çok derin imanlı bir insan. O yüzden de bütün hareketleri çok samimi. Demin burada Damla galiba söylüyordu. Kanalımıza çok sayıda yabancı misafir de geliyor diğer ülkelerden. En son mesela dün akşam bir misafir geldi. Ve İslam'ı yaşamayı samimi olarak evet, düşündüğünü söyledi. Sadece... Hocamızda gördü, o samimiyeti gördüğü için, aklında gördüğü için. Evet, izninizle bir izleyicimiz bir soru soruyor, onu soracağım. Ömür Özkan diyor ki, o kadar lüks ve şatafata sahipler, maddi gelirlerini nereden sağlıyorlar? Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye soruyor. Nereden geliyor? Biz biraz önce zaten açıkladık. Evet. Hepimizin işleri var. Hepimiz ticaretle uğraşıyoruz, hemen hemen hepimiz. Dolayısıyla zevkli insanlarız aynı zamanda. Müslümanlar zevki, kaliteyi, estetiği çok önem veren insanlar. Biz de ona göre, kendi zevkimize göre, kendi konfor anlayışımıza göre, kendi kalite anlayışımıza göre güzel bir hayat yaşamayı tercih ediyoruz. Aslında bunun dikkat çekmesinin sebebi bizim bu şekilde yaşamamız değil. Çünkü güzel evlerde, güzel arabalarla yaşayan çok fazla, milyonlarca insan var dünyada. Evet. Müslümanlar olarak bizim bu şekilde yaşamamız, o dikkat çekiyor. Ama az önce yine arkadaşlarım çok güzel açıkladılar. Zaten Müslümanın böyle yaşaması gerekiyor. Çünkü Allah nimetler için dünyada sizin, ahirette yalnızca sizin diye söylüyor. Zaten peygamberler de çok güzel yaşamışlardır. Peygamberimiz zengindi. Bizim de dolayısıyla o şekilde yaşamımız son derece doğal. Ama şimdi bu tabii illa şu demek değil yani. Zenginlikle lüks tüketimi ayırmak gerekiyor. Pahalı markalar, pahalı yani İslam biraz daha sadelik önermiyor mu? Hani şey kısmını geçtim, kapanma kısmı tartışmasına hiç girmiyorum ama en azından yaşam tarzı olarak bugünlerde, son yıllarda da çok eleştiriliyor bu. İsraf kapsamına girmiyor mu bu kadar lüks tüketim, bu kadar... Şatafat i̇sraf sizce İslam'ın neresinde var? İsraf tabii ki yapılmaz. Ve çok bakın, dikkat ederiz biz israfa. Biz israfa çok dikkat ederiz. Kur'an ayetlerinde geçen her türlü harama çok şiddetli şekilde dikkat ederiz. Fakat lüks yaşamak bir kısıtlama değildir. Yani bu İslam'ın hayatında gelen bir şey değildir. Yani illa bir Müslüman oldu diye küçücük penceresiz bir odada tek başına, mobilyasız bir odada yaşayacak diye bir şart yok. Böyle bir şey yok. Zaten bu algıyı değiştirmeye çalışıyoruz. Ama bu demek değildir ki bir Müslüman, yani bir Müslüman eğer zengin olmazsa Müslüman olamaz. O da çok mantıksız. Burada kalite önemlidir. Demin Ebru çok güzel açıkladı onu. Kalite ve konforun olması önemlidir. İnsan çok az parası olabilir ama çok kaliteli bir hayat tabii yaşar. Çok sanatkârane bir hayat yaşar. İslam'ın getirdiği şey budur. Çok, çok temiz yaşar. Budur. Yani orada bizim karşısında durduğumuz şey bir imaj. Yani orada o pejmürdelik, o Müslüman deyince aklınıza gelen o korkunç görüntü, öyle diyeyim. Çünkü artık kadınları gerçekten evet, evet, korkunç hale, erkek gibi o hale sokuyorlar. Erkeklerin durumu ortada. Müslüman deyince o görüntünün ortadan kalkması. Burada bir amaç var. Buna iyi dikkat etmek gerekiyor. Evet. Müslüman deyince farklı bir görüntü insanların karşısına gelmesi gerekiyor ki anlasınlar insanlar, özensinler ve hoşlarına gitsin. Doğru dinin bu olduğunu ve Allah'ın bunu sevdiğini görsünler. Çünkü Allah sanatı, güzelliği sever. O yüzden peki, yaratmış. Kadını evet, güzel yaratmış, evet, çiçeği, böceği, her şeyi.
şeyi. Bir izleyicimiz, yani şimdi siz tabii çok o standart, bu konuların konuşulduğu standart bir resimden uzaksınız. O yüzden bazı izleyicilerimizde soru işaretleri doğuyor. Berkay da soruyor, Allah için ikindi namazının kaç rekat olduğunu biliyorlar mı, sorar mısınız diyor. Sorayım hadi. Şimdi biz Allah için bütün ibadetleri zaten çok iyi olarak uyguluyoruz. Burada da zaten bizim ibadetlerimizi nasıl uyguladığımız ve kaç rekatı nasıl kıldığımız konusunda değil, Müslüman olup olmadığımızın da denenmesi konusunda değil, gerçekten İslam'ın yanlış tanıtılan yüzünü farklı anlatmak için geldik. Ben mesela 18 yaşından beri namaz kılıyorum, hocamızla tanıştığımız ilk günden beri. Fakat bir arkadaşımız eğer merak ediyorsa internette zaten hangi namazın kaç rekat olduğunu rahatlıkla öğrenebilir. Ama burada önemli olan bizim İslam olarak, yani Müslüman olarak ortaya çıktığımızda dikkat çeken şeyler var. Biri niye güzelsiniz? Biri neden bakımlısınız, kalitelisiniz? Neden eğleniyorsunuz? Ve neden gülüyorsunuz hatta? Biliyorsunuz gülmek de kadınlara yasaklanıyor. Halbuki böyle bir şey hiçbir şekilde yok. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da biz hiçbir zaman bize örnek alın demiyoruz kimseye. Biz diyoruz ki Kur'an'a örnek alın ve peygamberlere örnek alın diyoruz. Bu da çok önemli bir aslında kıstastır. Bir de biz kimseye, biz kimseye sormayız mesela. Aslında bu tip sorularda asıl ulaşılmaya çalışılan şu oluyor. Yani orada o kişinin ne bilip ne bilmediği değil de eğer böyle görünen bir hanım varsa bu Müslüman olamaz mantığı var insanlarda. Bakın şimdi ailenin açıkladığı şey işte gelmiş olduk. Kendi kendini kanıtlamış oldu bu. Yani bu tip eğer görünen bir kadın varsa, böyle iyi eğitimli, böyle güzel konuşan, kültürlü bir kadın varsa, bakımlı bir kadın varsa bu Müslüman olamaz diyorlar. Peki. Şimdi işte biz bunun olmayacağını gösteriyoruz insanlara. İnsanlar bu algıları değiştiği için de kabul etmek istemiyorlar. Çünkü bu bakın neleri değiştiriyor. Bütün dünyada Müslümanlara oynanan bir oyun var. Bütün dünyada insanlar Müslümanları ezilmesi gereken insanlar olarak gösteriyorlar. Peki, bir Müslüman köyünün üzerinde mesela bomba düşüp de yüzlercesi öldüğünde hiç kimse bir şey söylemiyor. Fakat bir kişi Avrupa'da öldürüldüğünde herkes ayağa kalkıyor. Özür dilerim. Ben sizi de gerçekten programa davet ederken ben sizi tanıyalım istedim. Bir İslam tartışmasına girmek istemem, doğru da bulmam. Yani bunu daha farklı bir perspektifte konuşmayı doğru bulurum. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba kendinizle ilgili? Son bir soru sorayım hatta. Ailenizden, yakınlarınızdan, akrabalarınızdan tepkiler nasıl? Programı seyrediyorlar mı? Sizi nasıl değerlendiriyorlar bütün bu fotoğraflar, eğlenceniz, programlar? Çok memnunlar ve çok destekliyorlar. Hem bütün çevremiz, hem bütün ailelerimiz, tanıdıklarımızın hepsi çok destekli. Hocamıza da hepsi hayranlardır. Bunu da sık sık dile getiriyorlar zaten. Bekleriz. Peki. Cüneyt Bey programımıza. Evet, biz de bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun programımıza katıldığınız için. İyi günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, 5'ne 1 K'ya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yazın en çok satan kitabını yazdı. Gazeteciliği bıraktı, müzisyenliğe başladı. Kürşat Başar hem yazarlığı hem de müzikal hayatını anlatıyor. Birazdan 5'ne 1K'da. Sevgili seyirciler, bu haftanın belki de en önemli olayı Suriye'de yaşandı. 24 Aralık günü Suriye'de Ürdün ordusuna ait bir uçak IŞİD mensuplarınca düşürüldü. Düşen uçağın 26 yaşındaki pilotu Muazzel Kasbeş IŞİD tarafından rehin alındı. Uzun süren pazarlıklarda Ürdün devleti ile IŞİD arasında anlaşma sağlanamadı. Salı günü akşam saatlerinde rehin tutulan Ürdünlü pilot diri diri yakılarak öldürüldüğü görüntüler ustaca hazırlanmış bir videoyla sosyal medyaya servis edildi. Bu görüntüler Ürdün'ü kelimenin gerçek anlamıyla salladı ve sallantı da hala devam ediyor. İsterseniz Ürdün'ün başkenti Amman'a gidelim şimdi. Bizi Anadolu Ajansı muhabiri, Amman muhabiri Zehra Yaman bekliyor. Zehra Hanım, ilk olarak şunu soracağım. Sosyal medyada çok konuşuluyor. İddialara göre bu görüntüler, pilotun ölüm görüntüleri yayınlanınca Ürdün Kralı Abdullah bir savaş uçağına atlıyor ve Hollywood filmlerinde olduğu gibi gidiyor IŞİD mevzilerini bombalıyor. Daha gelmeden de asın şunları diyor, asıyor. Bu doğru mu Allah aşkına? Bu doğru değil. El-Kesasibe'nin IŞİD tarafından infaz edildiği görüntüleri yayınlandığı esnada Kral Abdullah Amerika'da Obama ile görüşme yapıyordu. Bu haberi aldı, Amerikan ziyaretini yarıda kesti ve direkt ülkeye döndü. Ve ertesi gün ülkeye döndü.
Pilotun kendisi biliyorsunuz Kral Abdullah çok iyi bir pilot olduğu için bu tür spekülasyonlar özellikle sosyal medyada çok yaygınlaştı. Ancak bu sabah saatlerinde hükümet sözcüsü Muhammed El-Mumani bu tür açıklamaların sosyal medyada yer alan spekülasyonların doğru olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Zehra Hanım, ikinci olarak yine çok speküle edilen ve bu da bana çok inandırıcı gelmiyor ama siz Amman'da birebir biliyorsunuz. Pilotun annesinin hastanede üzüntüden hayatını kaybettiği haberleri bugün çeşitli basın organlarında veya internette yer aldı. Bu doğru mu acaba? Tabii ki yani özellikle bir insanın pilottan önce bir insanın yakılarak öldürülmesi bir aile için çok ciddi bir travma. Annesi bunu öğrenince psikolojik bir travma geçirdi ve direkt hastaneye kaldırıldı. O günden itibaren yani bu sabaha kadar hastanedeydi. Hastanenin başhekimi hiçbir zaman öldüğünü açıklamadı. Psikolojik bir travma geçiriyor. Her insanın karşılaşabileceği bir problemle şu an karşı karşıya. Ancak hiçbir hayati tehlikesi yok diye bu açıklamayı yapmıştı. Bu sabah da El-Kesasi Bey'in babası bize verdiği açıklamada annesinin hastaneden çıktığını, hayatı sağlığında gayet yerinde olduğunu ve hatta şu an evinde taziyeleri kabul ettiğini söyledi. Peki neden bu takas işlemi gerçekleşmedi? Ne oldu? Ürdün mü pilota karşı bu iki el kaydeliği vermedi ve bunlar gerçekten bunlar da asıldı mı? İnfaz gerçekleştirildi mi? Ben artık her şeyden kuşkuya düşüyorum sizi dinledikten sonra Ürdün'den gelen her haberden. İyi ki bağlanmışız size. Çünkü o kadar çok dedikodu ve yalan haber var ki insan arasında kayboluyor. Ne oldu ve ilk olarak asıldı mı bu iki isimden başlayalım. Sonra neden bu takas işlemi gerçekleşmedi devam edelim. İsterseniz şeyden başlayalım. Takas işlemini biraz daha önce gerçekleşti. Onu açıklarsak daha açık olacağını düşünüyorum. IŞİD elindeki ikinci Japon rehine Kenji Goto'nun serbest bırakılması ve Ürdünlü pilot Muaz El-Kesasibe'nin de hayatta kalması şartıyla, hayatta kalması daha doğrusu garantisiyle El-Kaide üyesi Selcide El-Rivaşi'nin serbest bırakılmasını istemişti. Takas yapılmasını istemişti. Fakat Ürdün şunu istedi. Biz takasa hazırız. Ancak dedi bu takas neden Muaz El-Kesasi Bey'i kapsamıyor? Muaz El-Kesasi Bey'i de kapsamalı. Ve o hatta kim? Dedi, bilmeyen izleyicilerimiz için bu tutuklular kim? Hiç ilk kez duyanlar var ekranda şu anda. Ürdün'de tutuklanan El-Kaide militanları kimdi? Ne zaman tutuklanmışlardı bu takas edilmesi istenenler? Selcide El-Rivaşi Irak asıllı bir kadın. Eşi Amerika'nın Irak saldırıları sırasında hayatını kaybetmiş. Ama aynı zamanda da Zerkavi'nin çok yakında olan insanlardan biri. Daha sonra Ürdün'e geliyor. Amerikalıların bulunduğu bir oteli patlatmaya çalışıyor. Ancak patlatamayıp canlı bombası bombayla beraber yakalanıyor 2005 yılında. Ve yakalanmasının ardından zaten idam kararı veriliyor hakkında. Ama bu infaz gerçekleştirilmemiş ve ertelenmişti. Ve Ürdün hükümeti de şöyle bir açıklama yapmıştı. Takas Muaz El-Kesasi Bey'i kapsamalı ve biz demiştik pilotumuzun hayatta olduğuna dair bir delil istiyoruz. Bu delili bize verin ve Muaz'ı da takasa alın. Biz hemen size Sacide'yi göndereceğiz diye açıklamayı yaptı. Ve bu açıklama takriben bir hafta boyunca sürdü. Ürdün ısrar etti. Yaşadığına dair sizden delil istiyoruz. Bize delili verin direkt size dedi göndereceğiz. IŞİD bu konuda hiçbir açıklama yapmadı ve hiçbir delil sunamadı. Bunun üzerine IŞİD elindeki ikinci Japon rehini Goto'yu öldürdüğü görüntülerini yayınladı ve bundan bir hafta sonra da Muaz El-Kesasibe'nin öldürüldüğü görüntüleri yayınlandı. Bununla beraber bunun üzerine Ürdün hükümeti, Ürdünlü pilot Muaz El-Kesasibe'nin öldürüldüğü görüntülerin ardından Sacide El-Rivaşi'nin ve yine Zerkavi'nin çok yakın arkadaşı Ziyad Erkelbuli. Bu Ziyad Erkelbuli 2006'da yakalandı Ürdün istihbaratı tarafından Irak sınırları içerisinde. Ve kendisi Irak'ta Ürdünlü tır şoförlerini öldürmekten suçlanıyordu. Ve ikisinin hakkında da zaten idam kararı vardı. Evet. Bunların infazlarını Kesasi Bey'e karşılık olarak ya da bir diğer bir şekilde mukabil olarak direkt bunların infazlarını gerçekleştirdi. Peki son olarak Ürdün'de durum nedir? Bu olay ne değiştirecek? Ürdün'ün IŞİD'e bakışını önümüzdeki günlerde ne görüyorsunuz siz? Etkileri nasıl olacak bölgeye, bütün Orta Doğu'ya? Aslına bakarsanız Cüneyt Bey, Ürdün'ün pozisyonu daha önce de IŞİD'e karşı çok netti. IŞİD ismini duyurduktan sonra yani saldırıların daha çok artırıp da dünya gündemine gelmesinden itibaren Ürdün buradaki IŞİD mensuplarını
bir kısmını gözaltına aldı, bir kısmını da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına mahkum etti. Dolayısıyla yani yeni bir şey değil aslında bu mevzu Ürdün tarafına, Ürdün siyaseti tarafından. Ama bunun şu an artık Kesasibi'nin öldürülmesi ve ülkede ciddi bir öfke uyandırmasının ardından iç siyasette nasıl şekillenecek bunu gelecek günlerde göreceğiz. Ancak Ürdün şöyle bir açıklama yaptı. Asla ve asla koalisyondan ayrılmıyoruz. Hatta koalisyondaki rolümüzü artıracağız dedi ve bunun arkasından da kralın şöyle bir açıklaması oldu. İŞİD'e karşı acımasız bir savaşa başlıyoruz. Peki, çok çok teşekkür ederim bize Amman'dan gerçekleri bildirdiğiniz için. Sevgili seyirciler, Türkiye'de bazı insanların 10 parmağında 10 marifet var. Bunlardan bir tanesi de hem meslektaşım hem de arkadaşım sevgili Kürşat Başar. Şimdi Kürşat Başar'ı gazeteci olarak tanıyorsunuz, yönetici olarak tanıyorsunuz. Roman yazıyor, köşe yazısı yazıyordu ve albüm çıkartıyor. Bu yazın en çok okunan romanlarından bir tanesi Yazdı. Yani romanın adı Yazdı, belki okumayanınız vardır. Altında da Kürşat Başar'ın imzası bulunuyordu. Kürşat'ın kitabı rafları süslerken kendisi de kendi orkestrasıyla, müzisyen arkadaşlarıyla beraber özellikle Bodrum'da, Kıbrıs'ta fırtına gibi esti. İşte o fırtına şu anda İstanbul merkezde devam ediyor. İnanın Kürşat'la yan yanayken bir erkek olarak kadınların gösterdiği hayranlığı görünce hem şaşırmamak hem de kıskanmamak elde değil. Yılların edebiyatçısı, müzik dünyasının çiçeği burnunda sanatçısı Kürşat Başar'la bir başka meslektaşım Selin Uncu konuştu. Edebiyat dünyasından başladılar sohbete, müzik dünyasından çıktılar. Hayat hiç beklenmedik anda biten bir şey. İçinizden gelen neyse onu yapın. Satırlarında hayatı böyle tanımlıyor Kürşat Başar. Kurduğu cümleler öylesine değil, aslında o kelimelerde kendi saklı. Gerçekten de canı ne isterse onu yapıyor. 17 yaşında başladı gazeteciliğe. Kitap, radyo derken televizyon programı, oyunculuk ardı ardına geldi. En son müzik yapmaya karar verdi. Son dönemde özellikle kadınların en beğendiği isimlerden biri oldu. Siz çok karizmatik buluyorlar ama siz bunu bir şeye bağlıyor musunuz? Ben bunu kendime bağlamıyorum da benim çok eskiden beri süregelen bir edebiyat geleneğinin içerisinde kendimi gördüğüm için bence kitaplarla çok bağlantılı bir şey söylediniz. Yazı, gazetecilik, arkasından televizyon, radyo, müzik yani. Dolayısıyla birbirini aslında bütünleyen şeyler. Ayak üstü iş bağlanıyor vallahi burada dürttürken. Tabii Türk televizyonlarında yemek yenen ilk programı yaptım. Ondan sonra artık biliyorsunuz herkes yemek yiyor televizyonda. Ben ilk yaptığımda çok itiraz gelmişti buna. Televizyonda yemek yenir mi bilmem ne falan dedi herkes. Televizyonda yabancılaştıklarını düşündüğüm için insanların onlara televizyonda olduklarını unutturmak istedim. Gerçekten unutuyorlardı. Bir baktık ki evleniyorsun. Hatta o çok yazılıp çizildi. Şu andaki programlara nasıl buluyorsunuz? Yani bu konuda çok fazla bir yorum yapmayayım isterseniz. En güçlü alkışlarınız Kürşat Başar için geliyor. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Şimdi bana dediler ki ya sahneye böyle yürüyerek çıkıyorsun. Öyle olmaz. Ne yapacaksın? Biraz bekle, biz müzik falan çalalım, öyle çık dediler. Tabii insan bu yaştan sonra çıkınca olmuyor, beceremiyoruz yani. Türkçe şarkılardaki caz esintileri izleyiciyi adeta büyülüyor. O söylüyor, onu dinlemeye gelenler şarkılarıyla mest oluyor. Sahneye çıkmanın büyük bir keyif verdiğini söylüyor. İsterse, ister zorla ben böyleyim. Jale ben böyleyim dedi. O çaldı. Hani o kadar başarıdan sonra evet ben müzik yapacağım ama başarılı olur muyum acaba? Ama sevilir mi, beğenilir mi gibi bir düşünceniz oldu mu? Yani açıkçası tabii ki oldu. İtiraf etmek gerekir. Çünkü beni çok cesaretlendirdiler. Çünkü ben hep korkarak çalıyorum. Aman yanlış mı çalacağım, aman şimdi ben onlara bir yanlış mı yapacağım? Beğenildi de albüm yapmaya karar verdi. Pop müzik şarkılarını caz olarak yorumladı. Yaşar, Yeşim Salkım,
Sezen Aksu, Levent Yüksel, İlhan Çeşen söyledi, o saksafonuyla eşlik etti. Onların desteklemesi, benim yapmaya çalıştığım şeyi anlıyor olmaları beni çok motive etti. İşte bu müzik bana çok uzak falan diye böyle bir çekinceleri var. Halbuki tabii iyi müzik, iyi müziktir yani. Herkes bu müzikten anlamıyor. Yani bu çok bence saçma bir şey. Caza ilgi tabii ki az. Yani biz de çalmak isteriz ama o kadar fazla çalamıyoruz. Çünkü yani aslında tabii bizim müziğimiz değil. Yani o Amerika'da belli bir aslında grubun müziği. Hep sevdiğiniz şeyleri yaptınız hayatınız boyunca diyebilir miyiz? Evet deriz. Kesinlikle. Peki bunda şansın, tesadüflerin faktörü ne kadar? Tabii ki vardır. Mesela çok büyük bir şans. Üniversiteye başladığım yıl beni sanat servisine yönlendirdiler. Çok değerli yazarlarıyla, sanatçılarıyla, düşünce adamlarıyla, entelektüellerle birlikte büyüdüm. Bu çok büyük bir şans. Sosyal medyaya gelirsek Twitter aktif kullanıyor musunuz? Ben çok fazla kullanmıyorum. Çok fazla da bununla uğraşırsanız bence biraz vakit kaybedersiniz gibi geliyor bana. Twitter çıktığından beri 140 karaktere aslında birçok şey sığdırmaya çalışıyorsunuz. Aslında biraz da edebiyat yapıyorsunuz orada. Evet doğru. Bir şey değil mi Twitter? Herkes kendi fikrini, düşüncesini anlatması güzel bir şey. Bu sosyal medya meselesine çok böyle karşı falan değilim. Öyle bir şekilde bakmıyorum. Çünkü teknolojik araçlar toplumu değiştirmez. Yani siz neyseniz osunuzdur. Kürşat Başar 7. kitabının ardından tam 11 yıl sonra Yaz ismini verdiği yeni kitabını çıkardı. Kitap geçen yazın en çok okunan kitaplarından biri oldu. Kitabınız neden bu kadar çok sattı sizce? Yani benim kitaplarım biraz da böyle kulaktan kulağa da çok okunuyor, satıyor. Kitabınızda aşkı tarif eden en güzel cümle hangisi? Bence çok naif, çok güzel bir söz. Seni gördüm ve yaz geldi. Bence çok güzel bir cümle. Bu cümleler nasıl geliyor? Nereden geliyor? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bunu anlatmak çok zor bir şey tabii. Yani bir yandan tabii bir teknik tarafı var bunun. Bir kurgusu var. Bu benim yazdığım kitapların içinde belki en otobiyografik olanlardan bir tanesi. Çünkü burada da aslında çocukluğundan beri kitaplarla büyüyen, yazar olan birisini anlatıyor. Esas kahramanı o. O nedenle o yönüyle de bana benziyor. Dostlarım da var kitabın içerisinde. Dayımı kullandım kitabın içerisinde. O ki hiç tanıyamamış kendisini. Bana hiç benzemiyor dedi. Tabii öyle oluyor yani. Kurgu olunca. Her kitabında olduğu gibi bu kitabında da kendinden alıntılar olduğunu söylüyor. Kitap bir gencin büyüme serüvenini ve yaşadığı sarsıcı aşkı anlatıyor. Nasıl yazarlığa başladığınızda Murat karakteri üzerinden anlatıyorsunuz. Tanımadığım insanlara bakarak onlara hikayeler uydururdum. Doğru sizinle yapardım böyle bunları. Mi hikayeniz, evet böyle yapardım mi? Böyle şeyler. Son zamanlarda okuduğunuz, aklınızda kalan güzel bir kitap. Bir de şiir çok okudum. Mesela Edip Cansever'in şiirlerini çok severim. Turgut Uyar, Cemal Süreya çok severim. Onlar şiirleri vardır. Şiir? Ben şiir hiç yazmadım. Yazmıyorsunuz. Evet. Şiir bana göre çok kısa. Evet. Siz uzun cümleler kuruyorsunuz zaten. Daha uzun. Evet, benim cümlem güzel, biraz uzun. Güzel bir aşka dair uzun cümleler, evet. Betimlemeler. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi sizi Kürşat Başar'la bu keyifli söyleşiden sahneden alıp Uludağ'a götürmek istiyorum. Uludağ bir Türkiye klasiği aslında. Türkiye'de kayak sporu denilince doğduğu, büyüdüğü, geliştiği yer Uludağ. Kayak sporu gelişmesine gelişti, turizm gelişmesine gelişti ancak aynı şeyleri Uludağ için söylememiz kolay değil. Zira 5'ine 1 K'da ben neredeyse her 3 yılda bir Uludağ programı yapıyorum. Ve ne olacak bu Uludağ'ın hali diye soruyorum. Soruyoruz ama bir şey olduğu da yok. Nitekim geçtiğimiz günlerde biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti. Tabii kızak yaparken, yolda yürürken pisi pisine insanın hayatını kaybetmesi akla pek çok soruyu getiriyor. Ne olacak bu Uludağ'ın halini
belki de Uludağ'ı en iyi bilen isimlerden biri Ender Alkoçlar'la konuşalım istedim. Davet ettim, sağ olsun geldi Ender de. Hoş geldin Ender. Hoş bulduk. Evet. Alkoçlar oteliniz var Uludağ'da kaç yıldır? Uludağ'da 1950 senesinden beri en eskilerden biriyiz biz. Şu anda da iki bölge Uludağ'da, her iki bölgede de toplam 3 tane otelimiz var. Peki Uludağ'da şu anda yaşananın adı nedir? Kargaşa. Kaos. Kaos tabii ki. Neden? Çünkü Uludağ'da spor yapılıyor. Uludağ'da turizm yapılıyor. Ama Uludağ aynı zamanda bir milli park, koruma alanı. Dolayısıyla bir sürü bir şey aynı anda yapılmaya çalışıldığından biraz yetki karmaşası var. Yetkilerde problem var. Yani korumacı kanunlara karşı sportif kanun, yani karayolları ben buraya kadar yol açarım diyor. İşte belediye diyor ki burayı sen aç buraya. Yani her şeyde bir kaos ve problem var Uludağ'da şu anda. Peki bu yani Uludağ tek değil, bir sürü kayak merkezi var. Mesela evet. Aynı program Avustralya'da Kruşaver'e gidince yaşıyor mu insan? O imkan yok. Neden? Şimdi dediğim gibi Uludağ'da şu anda yani Uludağ'ın ana problemi Uludağ'ın sahibinin kim olduğunun tam olarak netleşmemesi. Aslında neden Uludağ'ın sahibi tabii bu biraz bürokratik bir sorun. Yani Uludağ'ın sahibi Uludağ Milli Parkları. Onun bağlı olduğu kurum Orman Bakanlığı. Fakat hizmet edilmesi gerek. Yani işte yoldu, çöptü, itfaiyeydi vesaire. Orman Bakanlığı'nın böyle bir kuruluş olmadığı için bunu belediyeye devretmiş durumda bir protokolla. Ama belediye de bir takım eksikler tespit ediyor. Onları yapmak için atıyor bina yapması lazım. Binayı yapamıyor çünkü Orman Bakanlığı'nın orada koruma kanunları devreye falan. Böyle bir kargaşa Karadeniz var. Karadeniz Futbolu gibi ya bu anlattığı. Evet, ve yıllardır biraz. Bu devam ediyor. Yani bunlarca paket şey çıkıyor, kanun çıkıyor. Mesela evet. Şu anda günde kaç kişi var Uludağ'da? Özellikle sömestr döneminde çok fazla herhalde. Şimdi günde tabii bir de... Hafta çok, sonları kaç kişi oluyor çok mesela? Medeni ve modern bir teleferik yapıldı. Dünyanın en uzun teleferiği Uludağ yapıldı. Bursa'dan evet. Biniyorsunuz, Uludağ'a geliyorsunuz. 9 kilometre. 20-25 dakikada Uludağ'a çıkıyorsunuz. Onun getirdiği yolcu sayısıyla beraber tahmin ediyorum hafta sonu günde 35 ila 45 bin kişi oluyor. 45 bin kişi. Oralara varıyor. Şimdi bunun ediyorum. İçinde hiç karda gezmeye gelen aynen de var. Aynen öyle. Araplar var çok bu sene. Kışın. Araplar geliyor. İlk defa kar görüyorlar onlar. İlk defa kar gören de var. Kar ne yapıyorlar aynen. İlk defa kar gören Araplar? Çok enteresan. Önce bir elliyorlar böyle bir soğuk falan bir değişik geliyor onlara. Herhalde buza falan elemiştir buzdolabında diye evet. Tahmin ediyorum. Sonra dolanıyor etrafta. Dolanıyorlar evet. İşte çok pistlerle çıkıyorlar, yürüyorlar. Tehlike şimdi burada çok başlıyor iyi kayak zaten. Yapan da var. Kızakla binip çoluğuyla çocuğuyla kayan da var. Aynen öyle. Otopark arabasıyla gelen de var. Otopark yok ama. Arabasıyla gelen var. Arabaları yollara bırakıyorsun. Ender ben yani kusura bakma bir uzaylı gibi soruyorum ama bu kadar zor mu? Yani bir tane torba kanunu çıkartıp bir tane ne bileyim burası Turizm Bakanlığı'na bağlıdır demek. Niye olmuyor? Ya şimdi tabii Turizm yani. Bakanlığı'na mı bağlamak gerekir? Orman Bakanlığı'nın daha ya da buna belediye, uygun bir kanun. Belediye'ye mi bağlamak gerekir? Tabii bunlar devletin vereceği kararlar. Sence? Ya benim düşüncem Uludağ Milli Park olarak kalması yani korumacılığın kalması fakat sadece otellerin olduğu bölgenin belki turizm alanı ilan edilerek belediyeye hizmet amaçlı üst yapı yaptırılmanın devreli yani otoparkını belediye hala yapabilir. Hala dinledim ya ben seni her düşündüğümü çağırıyorum. Hala ben, bu tartışma. Enteresan olan şimdi Uludağ diye adlandırılan yer de enteresan. 12.500 hektar bir alan bu. Otellerin olduğu bölge kayak alanlarıyla beraber ne kadar biliyor musun? 400 hektar. %2,5. Yani hani Uludağ dediğimiz yer yüzde, kişi o 2,5. O %2,5 kullanıyor evet. Yani şu anda tartışılan yer %2,5. Zaten %97 ile ilgili bir problem yok. Orası Orman Bakanlığı, Milli Parklar zaten gayet de normal bir prosedürde gidiyor. Oteller bölgesinin özel bir statü olması gerekir diye düşünüyorum. Niye olmuyor? Onu devlete yani büyüklere sormak lazım. Bürokrasiye sormak lazım. Birileri yetkiyi mi vermek istemiyor? Daha ki yani yetki kaybetmek aynen öyle. Mi istemiyor? Öyle olabilir, olabilir. Herkes yani kendi alanını aynen. Korumaya yani, çalışıyor. Hem istiyorlar Uludağ'a vermek sorumluluklarını hem de vermemek istiyorlar gibi de bir şey. Yani şunu görüyorum ben. Ben rahmetli babamdan beri bu koordinasyon toplantılarına girer çıkarım. Bu toplantılarda son 15-20 senedir yani çok enti her sene başında yapılır. Oradaki gündemi toplasanız yani son 15 senenin koordinasyon toplantısı gündemini alın. Aynı. Birebir. Yani neredeyse sıralar bile aynı. Sorunların sıralaması. Ama kararlar aynı. Gelen insan sayısı arttı artık 35 evet, bin gelmiyordu ciddi, o kadar eskiden. 3 bin, o kadar bir de gelirdi. Değildi yani. 30 sene önce 1500-2000 kişi falan vardı onlarda. Eğer çok... böyle giderse ne olur son olarak? Hoş şeyler olmaz tabii. Yani şu anda bu senede maalesef tatsız iki tane ölümle sonuçlanan kaza yaşadık. Allah korusun Uludağ'da bir otel yangını olmadı. Olsa bitti. Yani hiçbir itfaiye erişme şansı yok. Yani Allah korusun bu. Peki bir... Hasta ani bir kalp krizi geçirse nasıl Uludağ'dan inecek? Ambulans yok mu? Var da nasıl gidecek? Trafik, kaos var, kargaşa var. Nasıl geçecek?
Ya ne kadar korkunç bir şey. Ya maalesef, maalesef. Üzülüyoruz biz de. Ama buna rağmen Uludağ çok güzel. Yani insanlar kayak kaymaya geliyorlar. Çünkü kayak pistleri biraz daha tabii sefer. Yani Uludağ'ın o kaosuyla Uludağ'ın içinde bir de bir başka Uludağ var. O ikisi Allah'tan daha çok birbirine girmiş durumda değil. Peki. Vallahi biz bunu konuşacak ki benziyor, öyle görünüyor ki biz daha Uludağ'ı çok konuşuruz. Diğer dağlarda da aynı durum var. Hayır, Alan yok. Döken. Benim bildiğim kadarıyla şey bildiğim kadarıyla Kayseri'ye Erciyes çok ciddi yatırım yapmış. Ama tamamen Büyükşehir Belediye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde yapılmış. Planlı, programlı yapılmış her şey. Bildiğim kadarıyla genelde belediyeler Türkiye'deki evet. Diğer yerler. Avrupa'da tamamı belediyelerde. En kötü ihtimalle kendi belediyesi var dağın. Ama genel olarak bağlı bulunduğu şehir belediyelerine bağlılar. Veya hizmet birimleri tarafından yönetiliyorlar. Yani dediğim gibi Uludağ'da bir jandarma karakolumuz var sağ olsunlar. İşte karakolda kaç bölük orası? Herhalde 20-25 jandarma vardır. Şu 20-25 jandarma ile bütün bu 35 bin kişinin düzeni sağlamaya çalışıyor. Çok zor. Yani onlara da yani şey diyeyim aynen öyle. Ya ben Orman Bakanlığı, sen anlatınca aynen, ben yani Orman Bakanlığı'nın Orman Bakanlığı'nın bir tane muhafaza memuru var. Bir tane. Kanun sistem öyle. Çünkü her milli parkta diyelim ki o bölgeye bir tane atanıyor. Burası da statü gereği o bir bölge. Ama günde 35 bin kişinin girdiği bölge ayrı bir konu. Peki. Ama bir memurla bunu nasıl dizayn edeceksin? Yani biraz derin konular tabii ki, sorunlar derin. Kutlarım kayınpeder olmuşsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Türkiye'nin en ünlü ismi Nesli Şah çok güzel bir evlilik yapmış. Engin Altan Düzeten evet. Çünkü günlerde çok başarılı bir çok dizide. Çok iyi şu arada. Yani kayınvalide Hülya Koçyiğit başarılı Türkiye'nin tanıdığı evet. Bir oyuncu. Aile geleneği olarak devam evet, ediyor. Evet devam ediyoruz. Ama Nesli Şah anladığım kadarıyla organiğe çok. Nesli Şah kendi organik firması kurdu evet. Ve çok da başarılı. Türkiye'de ilk 3'te şu anda. Yani böyle bir İngiltere'de okurken organiğe merak sardı. Oradan böyle bir yürüdü. Ben biz bu işi de, yapacağım dedi. Tamam dedik biz de. Yapamasın gel bize çalışsın diye istedik aslında. Ama beni geçiyor gibi duruyor. Biz de peşinden gittik. Nesli Şah'a da mikrofon uzattık. Organikle ilgili bir dosya hazırladık. Peki niye hazırladık? Çünkü şu son dönemlerde çok teşekkür ederim bu arada. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, son dönemde özellikle bu hafta kanser haftasıydı. Kanser günü vardı bu hafta. Ve araştırmalar da her iki kişiden birinin kanser olma riski taşıdığını gösteriyor. Böyle olunca da pek çok kişi dünyada organik beslenmeye yöneliyor. Peki nedir bu organik beslenme? Türkiye'de kimler ilgileniyor? Bunları merak ettik. Fulya Soybaş Işık sizin için araştırdı. Organik tarım tohumdan hasata, hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar üretiminin hiçbir aşamasında kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanılmadan üretilen tarım metodudur. Neler var tepside? Elma, portakal, nar. Hepsi organik. Organik tarım. Çok çok güzel burası mali. Çok ben... güzel. Evet. Kokusu da sanki çocukluğumdan. İnanılmaz çok güzel. Konya'dan geliyor bu elma. Her türlü sertifikamız vardır. İnsanlar bilinçlenmeye başladı. Bir moda değil, bu bir hayat standartı. Sadece sağlığınız değil, ruh halinizi de etkiliyor. Genetiğiyle oynanmış bir ürün yediğiniz zaman içinden aslında o gıdadan alacağınız yeterli, gerekli maddeyi alamıyorsunuz ki. Bazı şeyleri bile bile vermek de ağırına gidiyor insanın. Özellikle çocuğuna, öyle değil mi? Tabii. Bizden geçti gibi biraz. Sağlığımıza değer vermek zorundayız. En kıymetli şey sağlığımız. Birçoğumuz için anahtar kelime sağlık. Özellikle de son yıllarda artan kanser vakaları organik beslenmenin de önemini artırdı. 4 damarası 10 lira yeterli. Organik uzun zamandır benim hayatımın tamamında. Benim artık hayat standartım olmuş durumda. İnsanlar gidiyor evladı çocuğu için, bebeği için neyse en azından kendisi için olmasa bile iki katı para verip o yumurtayı alıyor, buluyor yani. İlaçlı ve gübresi bol olan bir beslenme düzeninde yetişen insanlar belli bir müddet sonra bağışıklık sistemlerinin de zayıflamasıyla hastalıklara çok daha çabuk yakalanma riski doğuyor. Yediklerimiz aslında yeni hücrelerimiz bizim. Yani şöyle söyleyelim. Ne yersek oyuz. Tavuklarından çok güzel şunlar. Organik gıdaya ulaşmak 10 yıl öncesine göre artık daha kolay. Çünkü yavaş da olsa bir sektör haline geldi. Türkiye şu an 14. sırada 350 milyon dolar ciroyla ama bu 2015'te 1.1 milyar dolara çıkacak. Çünkü çok büyüyen bir sektör.
Marketlerde, raflarda, çok büyük olmasa da hatırı sayılır bölümde organik gıdalar var. Türkiye genelinde 8 farklı organik pazar kuruluyor. Hepsi de Buğday Derneği öncülüğünde açıldı. Onlardan biri Şişli Bomonti'deki. Sertifikasız hiçbir ürün giremez pazara. Yani bir ürünün organik olup olmadığını anlamanın tek yolu sertifikası. Neyin sertifikası? Bu Roka'nın sertifikası. Yazıyor üzerinde. Bir de master sertifikamız var. Tüm ürünlerin sertifikası. Yani şurada şu tezgahta sergilediğiniz bütün ürünlerin organik olduğuna dair mi sertifika? Şurada liste şekilde yazılıdır. Evet, hepsinin ayrı ayrı ürün sertifikaları da vardır. Herkes organik olsun diyor. Nasıl anlarız? Ne önerirsiniz? İlla sertifikaya mı bakmak? Tabii. Değil? Pazarda görüyoruz. Organik domates, organik biber değil. Onların hepsi çakma organik. Organik adı altında sattıklarına şahit oluyor musunuz aslında normal bir ürünü? Tabii çok şahit oldum. Yani çeşitli yoldan geçerken manavın biri işte organik ürünler diye, organik işte mandalina, portakal diye satıyor bunları. Girip sordunuz mu hiç sertifikasını? Görebilir miyim dedim. Organik satıyorsunuz. Sertifikasını görebilir miyim? Yok abla dedi. Ne sertifikası dedi. İşte ben bak hatta yaprağı üstünde dedi. Su istimalleri açık bir sektör. Organik, doğal ya da köylü ürünü adı altında ehil olmayan kişilerce de satışı yapılabiliyor. Eciş bücüş olanı alınız. Ya da işte kurtlu olan elmayı ya da işte kurtlu olan sebzeyi, meyveyi tüketiniz. Bu da yanlış bir kavram. Suistimalle de açık bir sektör. İçine girdiğiniz zaman anlıyorsunuz. Birçok insan organik adı altında satıyor ama değil. Ya da değil, doğal değil. Ama aslında değil. Yani bu isimler organik için sadece şu logo. Şu logo olmak zorunda. Şu logo olmadıktan sonra Türkiye'de hiçbir şey organik değil. Kesinlikle almak. Sertifikada ürünün ne zaman, kim tarafından, hangi parselden, hangi koşullarda çıkarıldığı bilgileri mevcut. Tarım Bakanlığı tarafından denetleniyor. Gerçekten denetleniyor mu? Paketlemesinden tutun tarlada bildiğiniz tohumdan hasada kadarki süreçte geçen üretime kadar bütün üretimler aşaması denetleniyor. Peki bütün bu sertifikaları almak için ne kadar zaman uğraştınız? Kimlerle bağlantıya geçtiniz? Özel kuruluşlara sertifika verenler var. Onlarla temasa geçtik. Kendimiz tarlalarda kendi üretimi yapıyoruz. Kendim getirip burada satıyorum. Ancak butik işletmeler üreticiler için sertifika almak o kadar kolay değil. Hem de pahalı. Gazeteci Serdar Akinan Çatalca'daki çiftliğinde organik yumurta işi yapıyor. Gerçekten büyük marketlerde, zincirlerde satılan ve doğal olduğu söylenen yumurtalar aslında doğal değil. Nasıl doğal değil? GDO'lu mısır mutlaka yemlerin içinde var ve GDO'suz yem bulmak neredeyse mümkün değil. Büyük zincirlere girmek için de üretim izin belgesi alman gerekiyor. Bizim gibi butik işletmelerde üretim izin belgesi almak çok çok pahalı. Bu yüzden de Tarım Bakanlığı'nın çiftçiyi, üreticiyi daha çok desteklemesi şart diyor Akinan. İşte size bir sepet taze taze sıcak sıcak toplanmış organik yumurta. Organik yumurtaya ulaşmak bu kadar kolay gibi gözükse de aslında artık birçok üretici maliyetler yüzünden bu işi yapmak istemiyor. 25 milyar lira verip insanlar soğuk hava deposu, özel soğutulmuş arabalar falan alamaz. Yani böyle bir şey mümkün değil. Sertifika alamayan üreticiler var, evet. Bu noktada da aslında kullanıcıların bilinci önemli. Yani sertifikasını görmediğiniz ürünlerde satıcıya, üreticiye ne kadar güvendiğiniz önemli. Bir kere yani gerçekten hani doğada dolaşıyorsa hayvan solucanla işte yoncayla onunla bununla besleniyorsa bir kere rengi hakikaten yumurtanın sarısı sapsarı oluyor. Fakat yumurtanın sarısı gerçekten turuncuya yakın sarı diye yanılmamak gerekiyor. Çünkü bir takım gene kimyasallarla bir takım ilaçlarla yumurtanın sarısı o rengi bulabiliyor. Bir tek şeyde yanılamıyorsun, tadı. Kutulu ambalajlı ürünlerde de durum aynı. Organik logosunu görmeden almamak gerek. Paketin üzerinde iki tane logo bakmalılar. Bir tanesi Tarım Bakanlığı'nın logosu. Diğeri de Tarım Bakanlığı'nın onayladığı sertifika kuruluşunun logosu. İki tane logo varsa ürün üstünde, evet o ürün organik. Organik ne demek? Siz 4 yıl boyunca toprağı bekletiyorsunuz. 4. senenin sonunda alınan hasat organik. Yakınından araba geçmeyecek, kimyasal madde kullanılmayacak. Yakınında kimyasal maddeli bir arazi olmayacak. Onun için aslında organik pahalı. Çünkü işçilik var, makine kullanılmıyor, gübre kullanılmıyor, hormon yok. Pahalı satıyoruz.
Hani diğer ürünlere göre biraz pahalı ama biz mesela 5 ton alınan yerden biz 2 ton alabiliyoruz. Bakın şu kerevizi ben 4 sefer ot yoldururum. Ama 25 liralık bir ot ilacı, ben bunu 2 sefer ataydım, hiçbir tane ot çıkmazdı içinde. Ama bu ot ilacı da en az 4 ay 5 ay üstünde kalıntı bırakır. Kanserojen bir maddedir herpesistler. Yani maliyeti arttıran odur yani, işçiliktir bize. Ne kadar? Bunun fiyatı şu an 500 gramlık tahta tabakta 25 lira. Organik olmayan kayısı bile lüks semtlerdeki kuru müşterilerde 70-80 lira. Biz yine makul adil bir fiyatta satmaktayız. Nesli Şahal Koçlar, o da organik gıdaya, organik yaşama gönül verenlerden. Anneannesi Hülya Koçyiğit'in de desteğiyle bu işe girdi. Ne kadar ürün çoğalırsa, ne kadar çok hasat olursa biz o kadar fiyatı aşağı çekmeye çalışacağız. Şahsen ben zaten bu sektöre girmemin en büyük amaçlarından biri herkese organiği evine sokmak. Herkesin organik kullanmasını sağlamak. Gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu da tüketiciyken üretici pozisyona geçenlerden. Evlendikten sonra onu hani tabii böyle cicim ayları vesaire geçiyor ama bir bakıyorsunuz ki adam karnabahar yemiyor. Sebze ırkçısı bir insan olmuş çıkmış. Aman çocuğum da ona benzemesin diye böyle bir fikir aklıma geldi. Organik sebzelerden makarnalar, erişteler üretiyor. Ürettiklerini de internet üzerinden satıyor. En büyük ilgiyi ise bebekleri ek gıdaya geçen annelerden görüyor. 6 kadın 2 senedir üretim yapıyoruz. Tarhana, erişte, makarnaları biraz fazlalaştırdık galiba. 40'ı geçti çünkü. Tam buğdayını yapmayı istedik. Arpa şehriye yaptık. Organik erişte öyle mesela. İçine hiç su girmiyor. Sadece süt ve yumurta giriyor. Bu organik. %100 organik. Sertifikalı organik. Zaten logosu var. Konvansiyonel ürün yapan, bunların tohumlarını satan büyük firmalar, büyük tröstler diyorlar ki organikler ekstra vitamin içermiyor. Evet olabilir ama kimyasal da içermiyor. En azından kimyasal olmadığını, pestisit, insektisit olmadığını bilerek gönül rahatlığıyla kimyasalsız iyi ürün yemek. Sevgili seyirciler, şimdi sizleri şu yoğun Türkiye gündeminden biraz olsun uzaklaştırayım. Dünyanın ve Beşne Birkan'ın olmazsa olmaz hallerini ekrana getirelim istiyorum. Beşne Birkan'ın bir klasiğe dönüşen dünya yolculuğunu her zaman olduğu gibi Kanal D Dış Haberler editörü Ayşegül Yıldırım hazırladı. Raflar boşaldı, ürünler kara borsaya düştü. Ne bebek bezi kaldı, ne un, ne de et. Düşen petrol fiyatları yüzünden ekonomisi zor günler geçiren Venezuela'da halk haftalardır market önlerinde kuyrukta. Yokluk isyana döndü, kurmaylar soruna çözüm ararken devlet başkanı market lobisini sorumlu tuttu. Maduro, halkı öfkelendirmek için suni kuyruk oluşturuyorlar, kasada çalışanları azaltıyorlar dedi. Polis açıklamanın ardından pek çok market sahibini gözaltına aldı. Her Suudi kral gibi para saçtı, 30 milyar dolar ikramiye dağıttı. Sonra bir ilke imza attı, kartondan kral, tüm dünyada işte bu görüntüyle manşetlere çıktı. Suudi Arabistan'da Kral Abdullah'ın tahtına kardeşi 79 yaşındaki Selman oturdu. Osmanlı'da bir gelenekti cülus dağıtmak. Tahta çıkan padişah cülus, yani bahşiş dağıtırdı. Suudi Arabistan o geleneğe devam ediyor. Abisinin tahtına çıkan çiçeği burnunda kral da memura, emekliye, öğrenciye 2 maaş ikramiye dağıttı. Halk da cömert kralın elini tutmak, şükranlarını sunmak, bağlılıklarını bildirmek istedi. Bunun için de kuyruğa girdi. Ama yeni kralın tek kolu felçliydi, öbürü de yorgundu. Kurmayları kartondan çözüm buldu. Ülkenin dört köşesine hem kralın hem de iki vekilinin kartondan maketleri kondu. Maketlerin el kısmına delik açıldı. O deliklerin arkasına da tokalaşmaktan yorulmayacak figüranlar bulundu. Ve bir ayrıntı, çocuk bile olsa kadınla erkeğin teması olmazdı. Onlar için kadın dublör arandı. Kadınlar da kartonların arkasına geçti. Ellerini uzatan kadınlarla açılan delikten kral adına tokalaştı.
Kartonlu tokalaşma İran'da bir zamanlar Hümeyni'nin maketine selam veren bu askerleri hatırlattı. Önce yangını belirliyor, sonra da müdahale ediyor. İşte karşınızda dünyanın ilk itfaiye robotu. İtfaiyeci robot Safir'i geliştiren Amerikalı uzmanlar bu videoyla onu dünyayla tanıştırdı. Gemilerde görev alacak itfaiyeci robot yangına kendisine bağlı borulardaki suyla müdahale ediyor. Come here. Robotların ana vatanı Japonya'daysa banka şubelerinde görev alacak 19 dil bilen bankacı robot geliştirildi. Müşterinin ruh halinden de anlayan robot bankacı yakında göreve başlayacak. Üç boyutlu yazıcılar kopyaladıkları ürünlere kalp kapakçığını da ekledi. Şangay'da tedavi gören Cheng, 3 boyutlu yazıcıyla üretilen kalp kapakçığıyla hayata döndü. 77 yaşındaki hastanın ameliyatı 1 saatte bitti. Doktoru şimdi yeni kalp kapakçıkları basarak sıradaki hastalarına takmaya hazırlanıyor. Elinde demir kazıklar, ayağında çivili ayakkabıyla bir ilke imza attı. Bill Glatt, Niagara Şelalesi'ni tırmanan ilk kişi oldu. Dakikada 150 bin ton suyun 112 kilometre hızla geçtiği şelalenin bir kısmı soğuk hava nedeniyle donmuştu. Bill Glatt, şelalenin donmuş olan 46 metrelik kısmına tırmanarak tarihe geçti. Bu tehlikeli tırmanış 1 saatte bitti. Tayland'dayız. Haberin kahramanı masaj işçisi filler. Yaklaşık 5 ton ağırlığındaki filler plajlarda günün yorgunluğunu atmaya çalışan turistlere masaj yapıyor. Masajda hortum ve ayaklarını kullanan filler oldukça dikkatli. Görünen o ki fillerin altındaki turistler de oldukça keyifli. Az gittik, uz gittik. Bir 5N1K'nın daha sonunu geldik, getirdik. Önümüzdeki hafta yeni bir 5N1K programında buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.